soru geliyor her şeyden bahsetmek şimdi, istediğim için. Margarinin içinde trans yağ var. Bir. Ne demek trans yağ? Trans yağ margarinin içindeki doymamış yağların doyurulması sonucu oluşan yağ asitleridir. Tamam doyurmuşlar eskiden, işte diğer yağları. Bakın doyurmuşlar ama öyle olmuyor. Niye olmuyor bakın. Eskiden bu hidrojenizasyon işlemiyle yapılırdı. Hani margarinin üzerinde ne yazardı? Hidrojenize nebati yağ. Hidrojenize bitkisel yağ. İşte o hidrojenize işlemi yüksek trans yağ asidi oluşturuyordu. Bununla ilgili sınırlamalar getirildi ve artık interesterifikasyon yöntemi, hiç önemli değil yöntemin ismi, başka bir yönteme geçildi. Fakat garip olanı şu, tam 130 sene boyunca hidrojenize nebati yağ sattılar. 79 senesinde ben çocukken Ankara'da margarin kuyruğunda beklediğimi hatırlıyorum. Ya. Siz hatırlıyor musunuz? Evet, bakkala gelirdi bu kadar yarısını keser verirdi. Herkese bir margarin düşmez. İşler acısı bir durum. Bizim gibi bir yağ memleketinde, hayvancılık memleketinde, zeytinyağı memleketinde biz margarin kuyruğunda bekledik. Ve o yıllarda hep margarin iyi bir şeymiş gibi lanse edildi. Oysa ki margarin içindeki trans yağların ne yaptığı gösterildi. Bu trans yağlar doğada bulunan yağlar değil. Bunun ispatı çok kolay. Nasıl biliyor musunuz? Nasıl? İki tane yağ var elimizde. Biri doğal tereyağı, diğeri margarin. Dışarıya çıkaralım. Toprağın üzerine bu iki kaseyi koyalım. Doğal tereyağına böcek gelir, karınca gelir, her türlü börtü böcek gelir ama margarine ne böcek gelir ne sinek konar. Çünkü hayvan aklıyla, içgüdüleriyle bunun sentetik olduğunu bilir. Bu yağ doğada yok. Yani. Trans yağ asitleri doğada yok. O yüzden bizim için zararlı, vücudumuzun tanımadığı bir yağ bu. Ne yapıyor? Trans yağ asitleri ne yapıyor? Bir, kalp damar hastalıklarını artırdığı gösterildi. İki, obeziteyi artırdığı gösterildi. 3. Diyabeti artırdığı gösterildi. 4. Alzheimer'a neden olduğu gösterildi. 5. Kansere neden olduğu gösterildi. 6. Kısırlığa neden olduğu gösterildi. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın yani? Daha ne yapsın? Vallahi yani bulursanız gerçek her şeyden vazgeçtim. Aranızda gönül rahatlığıyla margarin yiyorum diyebilecek olan var mı? Yok, sizin bu konuşmanızdan sonra iyice. Var mı? Artık. Kanaat olarak soruyorum. Yani kimsenin doktor olması gerekmiyor. İnsan olarak, kanaat olarak kendi bünyenizi düşünerek, kendi vücudunuzu düşünerek çocuğuma gönül rahatlığıyla margarin yediriyorum diyebilecek olan var mı? Gürültü nereden kopuyor biliyor musunuz? Hafta sonu imza günü için Kocaeli'ndeydim. Bir market müdürüyle tanıştım. Süpermarket müdürü. Diyor ki, hocam diyor 15 sene önce ben bu işe ilk başladığımda diyor markette tam 10 metre margarin reyonu vardı diyor. 10 metre. Oho. 10 metre stüdyonun burasından burasına kadar. 10 metre margarin yetmezdi diyor. Orta raflara bilmem neleri falan filan ama sığdıramazdık margarinleri diyor. Bugün 10 sene geçti aradan, 15 sene geçti aradan diyor. Şu anda margarin reyonu düştü 1,5 metreye. Ve margarin satsın diye habire onların promosyon rafları var ya ortaya koyuyorlar bilmem ne yapıyorlar. Margarin satsın diye habire ortaya koyuyoruz diyor, satmıyor. İşte bu yüzden bu kadar tantana kopuyor. Ticareten tantana kopuyor. Para için tantana kopuyor. İnsan sağlığı için değil. Kimse margarin zararsızdır diyemez. Margarin, trans yağ, insan vücudunun tanımadığı sentetik bir yağdır. İnsan vücudunun tanımadığı sentetik yağları vücudunuza vermeyin. Az önce verdiğim örnek. Arabanız mazotlu benzin koyuyor musunuz? Koymuyorsunuz. Mahveder motor. Vücudunuza niye tanımadığı yağı veriyorsunuz? Sinyalleri doğru vermek lazım. Peki vücuda. Hocam, şimdi kızartma yemeyin diyoruz. Ama ola ki kızartma yapmak istiyoruz, o zaman ayçiçek yağı kullanıyoruz diyenler de var. Yanlış. Nedir doğru olan? İlla kızartma yapacaksanız kızartma sağlığa zararlıdır. Ama illa 40 yılda bir ben yapacağım diyorsanız zeytinyağı kullanacaksınız. Öyle mi? Zeytinyağının yanma derecesi son derece yüksektir. Zeytinyağı en kaliteli yağdır. Ama şunu unutmayın. Isıya maruz bıraktığınız her yağ bozulur. Yani kızartma yaptığınız her yağ bozulur. Onun için mümkün olduğu kadar kızartmadan kaçının. Kızartma yapmayın. Kızartma sağlığa zararlıdır. Zeytinyağını da mümkün olduğu kadar çiğ tüketin. Yani Ege usulü yemek yapın, çiğden koyun, en son üzerine zeytinyağı. Tereyağını da aynı şekilde kullanın. Yakarak yağ kullanmayın, kavurarak yağ kullanmayın çünkü ısıya maruz kalan yağ bozuluyor. Bu trans yağ asitleri sadece margarinin üretimi esnasında oluşmuyor. Trans yağ asitleri yağ dış ortamlara maruz kaldığında da oluşuyor. Örneğin ışığa maruz kaldığında, örneğin havaya maruz kaldığında bütün yağların içinde trans yağ asitleri gelişiyor. Artı ısıya maruz kalmak dedim ya, ısıttığınız anda trans yağ asitleri gelişiyor. Şimdi yeni yöntemden dolayı Türkiye'de 2007'den bu yana mevzuat diyor ki %1'in altında trans yağ asidi varsa trans yağ asidi yoktur yazabilirsin üzerine diyor. Okuyun ambalajları, diyor ki margarin üzerinde trans yağ asidi yoktur. Onun anlamı şu, %1 ve 6. Altında. Ama siz o kadar çok işlenmiş gıdayla trans yağ asidi alıyorsunuz ki
Ha, o biraz totalde oradan, biraz toplamda oradan derken... korkunç bir miktar almış oluyorsunuz. Artı bu %1'in altında trans yağ asidi içeriyor ya, siz bunu tavaya, tencereye koyup da ısıttığınız anda trans yağ asitleri oluşmaya başlıyor. Şöyle miktar yemek, artmaya başlıyor. Hocam şöyle yemek yapıyorum ben. Yani Ege usulü diyorsunuz ya. Hı-hı. Ben böyle öğrendim. En sağlıklı da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Mesela Ayşe Kadın fasulye yapacağım. Önce soğanı güzelce doğruyorum. Zeminine koyuyorum. Evet. Bizim en büyük alışkanlığımız, kötü olan alışkanlığımız işte o şeyi çevirmek, kavurmak. Evet. Azıcık üzerine yağ döküp o soğanı çok kavuruyoruz doğru. Ya işte orada sıkıntı. Hı-hı. Biz onu yapmıyoruz. Evet. Altına koyduk. Üzerine Ayşe Kadınları koydum. Bir Hı-hı. güzel. Domatesleri güzel en güzel üstüne. Koydunuz. Hatta bunu tencere önünde yapıyorum. Ya tencere de yapıyorum yani. Tabakta tabii, kirletmiyorum. Tabii. Tencereye domatesleri şöyle elimle yapıveriyorum. Bunu yapsaydı keşke bugün bak. Tabii. Ondan sonra başka işte baharatını, tuzunu ne istiyorsanız koyuyorum. Hı-hı. Zeytinyağını da onun üzerine döküyorum. Evet. Ondan sonra suyunu da koyuyorum. Geçmiş olsun. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte o bir güzel pişiyor. Bir güzel pişiyor. Mis gibi olmuş. Ben size şunu tavsiye edeyim. Bu yöntem çok doğru. Bir tek şey itirazım var. Şunu yapın lütfen. Hı. Domatesini doğrayın, tuzunu bilmem nesini her şeyini koyun. Ha. Pişirin. Altını kapatınca zeytinyağını gezdirin üzerine. Ha. Bakın çok daha güzel olacak. Niye? Denerim. Zeytinyağının o şahane aroması da geçecek. Ve müthiş lezzetli bir yemek olacak. Bir de bunu deneyin lütfen. Bir de öyle deneyin. Bu çok bu daha artık sağlıklı. Evet. Bu çok daha sağlıklı. Evet. Şeye alışmışız, o soğanın o kavrulma tadı var ya. Çok kötü alışmışız ona. Yani Hı-hı. ama bu dediğimi bir deneyin bakalım nasıl olacak. Bu dediğinizde olacak. De yine soğan karamelize oluyor. O tadı verecek size. En alta koyuyorsunuz ya. En altında. Onun için o olacak yine. Hiç merak etmeyin. Doğru bir yöntem bu. Çok güzel bir yöntem. Peki. Instagram'dan bir soru. Kamuran...